beraber yapalım. Bahar'ın adaya götürüyoruz. Ekinleri biçtikten sonra koyunlarımızı, danalarımızı oraya bırakıyoruz. Kış nedeniyle, havaların soğumasıyla geriye, karaya çıkarıyoruz. İnne yok, bir herhangi bir şey yok. Bir normal, doğal hayvanlar, doğal. Fakat şu anda kesime yollamıyoruz. Çünkü evimize çekeceğiz. Çayırdan çıktığı için bakıma çekmemiz lazım. 3-5 ay. Ondan sonra Allah nasip ederse. Ama kasap olur, ama kurbanlık olur. Bu şekilde veririz. Her sene getiriyoruz, burada remorklarla geçiriyoruz. Orada indiriyoruz. Gelirken de dubanın üzerine sadece karaya çıkarıyoruz zorlanmadan. Tabi zorlukları da var. Çünkü karadaki gibi olmuyor. Fırtına, havanın iyi kötü olmasını çok dikkate alırız. Artı şimdi şöyle orada 3-4 ay, 5 ay hayvanlar yayılım olduğundan başıboş. Tabii yabanileşiyor. Sıkıntısı var. Tabii önünde başını çeken koyun var. O bindiği an diğerleri de takip ediyor. Arkadan da takviye ediyoruz. Kovalıyoruz. Kovalamazsan geriye çevrilir. Suyu gördüğü an geriye kaçar. Mayıs'ta Allah nasip ederse Mayıs'ta geçireceğim. Evde dişilerini evde, erkeklerini kurbana evde bakacağız. Ana, bu bizim kuzumuz diyelim. Bir saatlik kuzu diyelim. Bir saat önce oldu. Senin yanında yoksa sen de çeksin diyor. Keşke. Aradın ama sen ama babamım ben de. Adadan köye geçen koyunları biz de fotoğrafladık. Çok güzeldi. Hava şartları güzeldi. Geçiş için uygundu. Hem sosyal medya için hem yarışmalar için kısa film tarzı bir şeyler yapıyorum. Birkaç projem var. Onlar için çektim. Kuzularımız, koyunlarımız biz yazın girişinde Nisan ayında adaya geçiriyoruz Dubai'yle kayık sayesinde. Ondan sonra işte 5-6 ay böyle kış sezonuna kadar, kış girinceye kadar koyunlarımız orada yayılıyor. Harman sezonumuz bitene kadar. Sonra kış giriminde işte eve getiriyoruz ahıra katmak için. Kışın zorluklarında orada zorluk çekmemek için. Hava güneşliydi. Hani dalga olmaması için. Şansımızdan bugün de hava çok güzeldi. Güneşliydi. Sağ salim koyunlarımızı, kuzularımızı getirdik.